Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün yine çok değerli bir uzman konuğumuz var. Kardiyolog Profesör Doktor Hasan Turhan bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz haberlerimizde bahsediyoruz. Aşırı sıcaklar etkili ve tüm yurtta da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı sıcak ve nemli havalarda sağlıklı kişilerde bile sorunlar çıkabiliyor. Ama kalp hastalarında şikayetler daha da şiddetlenebiliyor. Öncelikle şunu sormak isterim. Sıcaklık arttığında kalbimiz daha fazla çalışıyor. Bunun nedenleri nedir? Şöyle sıcaklığın, vücut ısısının buna bağlı olarak, vücut ısısının artışına bağlı olarak hem kalbimizin hızı artıyor hem de vücuttaki diğer organların da, yani vücuttaki genel anlamda bir metabolizma hızlanıyor. Diğer organların da çalışması hızlanıyor. Kalbimiz de vücudumuzun kendisi dahi tüm organlarını besleyen bir organ kalbimiz. Buna bağlı olarak vücuttaki metabolizmanın hızlanması, tüm organların çalışmasının artmasına bağlı olarak kalbimizde biraz daha yoğun çalışmaya başlıyor. Yani ısının artışına, hava sıcaklığının artışına bağlı olarak kalbimizin iş yükü artıyor. Peki özellikle ilaç kullanan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz nelere dikkat etmeli? Ne gibi tedbirler almalı? Biraz önceki sorunun devamını şey yapayım, buna da geleyim. Yani kalbimizin iş yükü artıyor dedim. Bu sağlıklı insanlarda tolere edilebiliyor. Bir sıkıntı oluşturmuyor ancak ciddi kalp damar hastalığı olan, kalp yetersizliği olan, ciddi kalp kapak sorunu olan, yani kronik ciddi kalp hastalarında bu kalbin iş yükünün artışı hastalarda tolere edilemiyor. Bu süreçte bu hastaların hem tedavilerinin yeniden bir düzenlenmesi gerekebiliyor. Tedavilerinin bu mevcut şartlara uygun halde ilaçlarının düzenlenmesi gerekiyor. En son sorduğun soruya gelince, kalp hastaları, bu hastalar genelde çok sayıda ilaç kullanıyorlar. Bunların bu süreçte ilaç tedavileri nasıl olacak? Özellikle tansiyon düşürücü ilaçlar, ritim düzenleyici ilaçlar ve bizim ödem çözücü, idrar sökücü dediğimiz ilaçların dozları ısı ve nemin artışına bağlı olarak bu ilaçların dozlarında mutlaka ayarlama yapılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında havanın ısınmasına, nemin artmasına bağlı olarak biraz önce bahsettik. Vücuttaki metabolizma hızlanıyor. Terlemeye bağlı olarak, bu metabolizma hızlanmasına bağlı olarak vücutta sıvı kaybı, tuz kaybı, bazı elektrolitlerde dengesizlikler oluşabiliyor. Bu anlamda bu tansiyon, buna bağlı olarak da tansiyonları bu hastaların bu dönemde daha düşük oluyor. Özellikle yaz dönemi bu hava değişimine bağlı olarak tansiyon ilaçlarına ihtiyaçlar azalabiliyor. Bu nedenle bu hastaların özellikle tansiyon düşürücü ilaçlarının dozlarının bu dönemde mutlaka ayarlanması, takip edilip yeniden bu şartlara uygun şekilde ayarlanması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim vücutta su, tuz ve elektrolit kaybı oluyor. Bunlara bağlı olarak özellikle ödem çözücü ilaçların dozlarının bu süreçte ayarlanması, özellikle düşürülmesi, ayarlanması deyince düşürülmesi gerekiyor. Normal şartlarda vücut için yeterli olan dozlar bu süreçte fazla gelip ciddi elektrolit dengesizliği, hatta hayati risk oluşturabilecek boyutta bir elektrolit dengesizliğine yol açabiliyor. Bu nedenle... Değil mi hocam, ayaklarda şişme özellikle görüyoruz. Normal ilaçlarımı alıyorum ama ayaklarda bir şişme özellikle yaşı ileri olan izleyicilerimizde çok fazla oluyor. Evet, evet. Özellikle kalp yetmezliği ya da bunun dışında ayaklarda dolaşım bozukluğuna bağlı ödem gelişen hastalarda yaz döneminde sıcak artışına bağlı olarak ödemlerde artış oluyor. Evet. Yani aynı tedavide havanın daha serin ya da işte soğuk olduğu dönemlerde olmayan ödemler yaz dönemlerinde artıyor. Burada da biraz önce bahsettim. Burada da ödem çözücü ilaçlara yüklenmek çok çare değil. Çünkü biraz önce bahsettim. Zaten bu hastaların sıvı elektrolit dengesizlikleri bu dönemde daha fazla oluyor. Siz de idrar sökücü ilaçlara yüklenirseniz bu süreçte ödemi çözmek için daha olumsuz bir sonuca yol açabiliyor. Bunların ödemlerinin çözümü daha farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Peki hocam, özellikle yurt dışında çok fazla görmeye başladık. Aşırı sıcaktan dolayı kalp hastalarında ölüm riski de çok fazla. Özellikle aşırı sıcak havanın kalp sağlığı üzerinde etkisini inceleyen bir araştırma yapılmış. 27 ülkeyi kapsayan bir araştırma. Kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları %2 ila 9 oranında artış olduğu gözlemlenmiş. Peki bu hastalar hiç mi dışarıya çıkmayacaklar? Dışarı çıktıklarında ne gibi tedbirler almaları gerekiyor?
Şöyle hayati risk oluşturan durum genelde bizim kronik ağır kalp hastaları için, ağır kalp yetmezliği olan, ağır damar sorunu olan hastalar için geçerli bir durum. Konunun başında da bahsettim. Bu hastaların vücutta ısı artışına ve nem artışına bağlı olarak vücuttaki metabolizmaları hızlanıyor. Bu metabolizma hızlanmasını zaten böyle sınırda seyreden, ilaçlarla stabil hale gelmiş bir hastanın o stabil durumunu mutlaka bozuyor. Bunun içine biraz önce bahsettiğimiz aşırı sıvı kaybı, elektrolit dengesizlikleri de bu hastalarda hayat tehdit edici ritimsel sorunları tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak özellikle ağır kalp hastaları, ağır kronik kalp hastaları aşırı sıcak ve nemde bunların hayat riski artıyor bu hastalarda. Sizin de bahsettiğiniz bu hastaların hiç mi dışarı çıkmayacaklar? Tabii ki çıkacaklar ama günün en sıcak saatlerinde çıkmamak lazım. Yani biraz çıkacaksa da sabah ya da akşam sıcaklığın düştüğü, nemin daha azaldığı dönemlerde dışarı çıkmalarını öneriyoruz. Dışarı çıkarken aşırı giyinmemek, koyu renkli elbiseler ya da işte ne diyelim, terlemeyi artırıcı, ağır mevsime uygun olmayan giysileri giymemek gerekiyor bu süreçte. Sıvı tüketimi konusunda biz bu hastaları mutlaka öncesinde zaten uyarıyoruz. Yani aşırı sıvı tüketimi yapmayın diye. Ancak yaz döneminde bu sıvı dengesini biraz daha korumak lazım. Aşırı sıvı kısıtlaması bu hastaları bu dönemde daha da sıkıntıya sokabilir. Dediğim gibi bu süreçte esas olan aslında yaz dönemi gelirken bir kalp hastalığı açısından kontrollerini yaptırıp o yaz döneminde nelere dikkat edecekler? Hem ilaçların dozdan ayarlanması hem bunlara uyguladığımız sıvı kısıtlamasının belki bir miktar gevşetilmesi gerekiyor bu süreçte. Bir kontrol olarak yaz dönemine yönelik bu olumsuz diyebileceğimiz hava koşullarına, hava şartlarına yönelik doktorlarına uğrayarak mevcut durumlarına yönelik önerileri almaları gerekiyor. Peki özellikle sadece su yeterli oluyor mu, yoksa hani vücuttan işte eterle beraber gerekli mineraller de tuzlar da gittiği için neleri önerirsiniz, ne içmelerini önerirsiniz? Şöyle burada aslında bu iki uçlu sivri bir değnek gibi aslında, yani hastaya bu dönemde elektrolit dengesi olmasın diye işte özellikle sodyum ya da tuz kaybı olacak hastalarda işte tuzlu ayran için şey yapın demek özellikle kalp yetmezliği olan tansiyon hastalarında sıkıntılı bir durum. Bunun dengesini korumak, kontrolü bir şekilde almak zor. Bu hastalara biz özellikle tuz kısıtlaması zaten yapıyoruz. Burada özellikle bu süreçte tuzlu ayran ya da tuzlu diğer sıvı tüketimini bu hastalar için önermiyoruz. Ancak genel yaşam olarak düşündüğümüzde bu kalp yetmezliği ve tansiyon hastalarının dışındaki hastalarda mutlaka sıvı tüketiminin yanında bir miktar tuz tüketimini de arttırmak gerekiyor. Ama hastanın burada ağır kalp yetmezliği ya da kontrol altında olmayan bir tansiyon hastası olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam, bir de dışarıya çıktığında kalp rahatsızlığı olanlarda aşırı sıcakla karşılaşınca nefes almakta bile zorluk çekenler olabiliyor. Böyle birisiyle karşılaştığımızda ona ilk müdahalemiz ne olmalı? Ya da kişi biliyorsa böyle bir rahatsızlığı ne yapılması gerekiyor? Doğru yani, müdahale yöntemi nedir? Önce bu hastayı serin bir ortama almak lazım. Yani sıcaktan bunalmış bir hasta daha serin bir ortama alıp en azından o sıcağın olumsuz etkilerini öncelikle ortadan bir kaldırmak gerekiyor. Bunun dışında rahat nefes alması, şey yapması açısından işte sıkı bir kravat takıyorsa, işte boynunu daraltacak herhangi bir şey varsa onları açmak. Üzerinde aşırı bir giyinme anlamında vücut ısısını artacak şeyleri bir çıkartmak, rahatlatmak gerekiyor hastayı. O anda su içmesi. Dediğim gibi biraz önce, yani kalp yetmezliği hastası değilse, ağır bir ciddi bir tansiyon hastası değilse hafif tuzlu bir şeylerin içebilir hasta. Bu da bir miktar rahatlama sağlayabilir bir süreçte. Peki bu hastalar vücutlarında sıvı kaybının olduğunu idrarlarına bakarak da öğrenebilirler mi? Şöyle, dehidratasyon dediğimiz vücut sıvısız kaldığında idrarın rengi koyulaşır bu hastalarda. Hı-hı. Yani idrarın açık berrak renkte olması, bol olması sıvı ihtiyacın olmadığını gösterir. Ama özellikle sıvı kaybı olan hastaların özellikle idrar renginde koyulaşma, idrar miktarının azalması, renginde koyulaşma vücutta sıvı eksikliğinin olduğunu düşündürür. Özellikle bu durumda olan hastaların dediğim gibi yani belki doktoruna mutlaka tanışması gerekiyor durumların.
Peki aşırı sıcağa gidecekse tatil öncesi hem komplikasyonların yapılması hem de ilaç ayarlarının yapılması gerekiyor dedik ama yine de orada denizde işte aşırı güneş altında kalacak hastalarımıza neleri önerirsiniz? İşte tatilde neler yapılmalı? Spordan, ağır spordan uzak mı durulmalı? Şöyle hastanın durumuna göre burada tabii önerileri yapıyoruz. Yani biz genelde burada şu anda işte kalp hastaları, kronik kalp hastaları, biraz da böyle ağır süreçteki hastaları konuşuyoruz. Bu hastalar tatile gidebilir ancak güneş altında kalmamalarını, direkt güneşle temaslarının olmamalarını öneriyoruz. Evet. Özellikle günün çok sıcak saatlerinde değil de biraz böyle güneşin etkisini, sıcağın etkisinin ortadan kalktığı dönemlerde denize girmelerini ya da havuza girmelerini önerebiliriz. Bunun dışında özellikle tatilde yapılan en büyük yanlıştan bir tanesi de sıcaktan kaçarken aşırı klima altında kalma. Hani bu aşırı sıcak nasıl riskliyse bu hastalar için aşırı soğuk ya da soğuk ve klimalı bir ortamda direkt klima rüzgarına maruz kalmak da en az sıcak kadar olumsuz etkili. Bu nedenle özellikle sıcağa dikkat ederken klimaya da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Peki hocam biz genel olarak baktığımızda sizi hastalarınızda görüyorsunuzdur. Gerçekten sağlığımıza, kalbimize dikkat ediyor muyuz? Yani kalbimize iyi bakıyor muyuz genelleme yaparsak? Genelleme yaparsak dikkat etmiyoruz. Dikkat eden az bir kesim var. Yani genelde evet. Sağlığına çok dikkat eden, çok obsesif, ilaçlarını düzenli kullanan, İklim koşullarına göre çok o iklim koşullarına uygun şekilde davranan hasta sayısı yani %20'yi geçmez. %80 gibi çok yoğun bir çoğunluğun özellikle sağlığına çok dikkat etmediği, yani genel anlamda sağlığına dikkat etmediği, tabii bu kalp sağlığı açısından özelinde düşünülünce de sıkıntıya girmedikten sonra, şikayet yaşamadıktan sonra öncesinde bir önlem almadığımız, özellikle bu yaz dönemlerinde tatile gitmeden önce işte bir kontrolümüz olup neler dikkat edeceğiz bu konuda, önlem konusunda gereğini genel olarak yapmıyoruz. Değil mi hocam? Bir kabullenişte zorluk yaşıyor özellikle şeyleri olan izleyicilerimiz. Çünkü dediğiniz gibi bir sıkıntı yaşamadan kontrol altında olması gerekirken, sürekli ilaçların olması gerekirken ben de etrafımda görüyorum. Bir kabullenişte zorluk yaşıyorlar ama işte bu sıcak havalar onları tetikleyebiliyor. Kesinlikle, yani kendine dikkat eden, ilaçlarını düzenli kullanan, bu tür şartlara yönelik önlemlerini önceden alan hastalar tabii ki sıkıntı yaşamıyor ancak biraz önce bahsettiğimiz yani büyük bir çoğunlukta bunlara dikkat etmiyor. Dikkat etmemenin sonucunda işte tatile gidiyoruz ama tatil yarıda kesilebiliyor. Yani tatilden ziyade bir sıkıntılı bir süreç seyrediyor arkasından. Tatilinde tadını çıkaramıyoruz. Onun için önlemini baştan alıp tatilimizde sağlıklı bir şekilde geçirmek gerekiyor. Hocam bir de biraz yeme içmeden de bahsetmek istiyorum. Aşırı sıcaklarda, aşırı yeme sonrasında da nefes alırken bile zorluk yaşandığı gözlemlenebiliyor. O yüzden ne gibi önerileriniz olur? Yani bu kalp hastalarında zaten şeydir. Genel anlamda işte tansiyon hastalarında olsun, ağır kalp yetmezliği hastalarında ya da ciddi damar sorunu olanlarda biz hastalara bir öğünde ağır yememeyi, mümkünse öğünleri arttırıp az az yemeyi öneriyoruz. Bu da bu süreçte, bu dönemde zaten kalbin iş yükünü artan sıcaklık, artan nem kalbin iş yükünü artırıyor. Bizim aldığımız ağır yediğimiz yemek de bir şekilde kalbin iş yükünü artırıyor. Bu nedenle bu süreçte biraz önce de sizin de vurguladığınız gibi yani daha az yemek lazım, ağır yememek lazım. Özellikle kalp hastasının tüketmemesi gereken aşırı tuzlu yiyecekler, sindirimi zor yiyecekleri ya da bu süreçte belki işte tatildir, alkol tüketim, bu tür hastalarda olayı, kalple ilgili sıkıntısını stabil halden daha böyle bizim dekompanse dediğimiz anstabil hale çevirebiliyor. Bu süreçte biraz önce bahsettim işte yeme içme hem içerik anlamda hem miktar anlamda biraz daha genel anlamda dikkat etmemiz gereken konulara bu süreçte daha da fazla dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi yaz başındayız ama yine de gelen bilgilere bakacak olursak gıda anlamında aşırı şekerli, asitli, gazlı içeceklerde de bir artış, tüketimde artış gözlemleniyor. Baktığımız zaman tüketim oranlarında. Bunun sınırlaması özellikle kalp rahatsızlığı olanların, damar rahatsızlığı olanların şekerli, basitli ya da kafeinli gıdalar, içecekler tüketirken sınırlaması nasıl olmalı? Yani bu tür içecekleri, yani özellikle gazlı içecekleri biz kalp hastalarında, yani genel sağlık açısından zaten önermiyoruz. Kalp hastalarında hiçbir şekilde önermiyoruz. Tatil döneminde dediğiniz gibi, yani sıcak hava, yüksek nem, bunun getirdiği ihtiyaca bağlı olarak yani sıvı alımını genelde bu tür gazlı içeceklerle insanlar gideriyorlar. Bunu hani suyla gidermek lazım, gazlı içecekleri içmemek lazım. Özellikle kalp hastası diyoruz ama bunların büyük bir çoğunu aynı zamanda diyabetik, şeker hastası. Hani özellikle aşırı gazlı içeceklerin birçoğu şeker oranı yüksek içecekler. Hani aşırı şekerli gazlı içecekler hem kalp yetmezliği açısından sıkıntı, hem bu hastalarda eşlik eden diyabeti olumsuz etkiliyor. Hani sıvı ihtiyacımızı bu süreçte suyla gidermek lazım. Gazlı içecekler. Biraz önce kafeinden bahsettiniz. Kafein de özellikle tansiyon hastalarında ve ritim sorunu olan hastalarda çok önemli. Hani bu süreçte biraz kafeine yüklenmek hem tansiyon dengesini bozuyor, tansiyon ilaçlarının yetersiz hale gelmesine yol açabiliyor. Hem de ritimle ilgili sorunu olan hastaların ritimle ilgili sorunların tekrar bu süreçte alevlenmesine, olumsuz yönde etkilenmesine yol açıyor. Peki doğru mudur hocam? Her saat başı bir bardak su tüketin diyen uzmanlarımız da var. Bu doğru mudur? Şöyle, günlük ihtiyacı belirleme açısından günlük işte yaz aylarında özellikle sıvı kısıtlaması gerekmeyen hastalarda günlük 2,5-3 litre sıvı tüketmek lazım. Bunu tabii bir anda tüketmek çok sağlıklı olmuyor. Hani bunu bu amaçla söyleniyor. Hani saat başı su için gün içine yayın şeklinde. O anlamda tabii ki çok böyle saat başı bir bardak su içmek çok uygulanabilir bir şey değil ama günlük alacağımız sıvıyı bir anda değil ya da günde 2-3 seferde değil de gün içine tamamen yaymak daha sağlıklı bir uygulama olacaktır. Hocam toparlayacak olursak yine kalp ve damar rahatsızlığı olan hastalarımız için son olarak aşırı sıcaklarda biz sağlıklı insanlarda bile bir takım sorunlar yaşanırken onlarda daha fazla şikayetler artabilir. Son olarak neler yapmaları gerekiyor onu da bir kez daha alabilir miyiz? Yani özetlersek en azından kronik kalp hastalarının mutlaka yaza girerken bir kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Yani kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, işte tansiyon hastalığı, bu kalple ilgili hastaların bu yaz dönemine girerken kontrollerini, genelde de bizde hastalar böyledir. Yani yaz dönemi bir kısım hasta tatile girerken bir kısım hastalarımız işte memleketine uzun süreli kalacak şekilde memlekete gidiyorlar. Bu süreçte zaten genelde kontrollerini bu sürece denk getiriyorlar. Evet. Bu hastaların mutlaka bir kontrollerinin yapılması, son kalp durumlarını, sağlık durumlarını bir kontrolden geçirilmesi. Bu anlamda tedavilerinin yeniden bir ayarlanması gerekiyor. Yaz döneminde bu süreçte tatile giden ya da gitmeyen insanların günün sıcak saatlerinde mümkün olduğunca direkt güneşle temas edecek şekilde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkacaklarsa akşam serin saatte çıkıp yürüyüşlerini yapabilirler. Ama gün içinde sıcak saatlerde çıktıklarında mutlaka özellikle ağır hastalarda mutlaka bir sıkıntıya girme riskleri yüksek oluyor. Onun dışında biraz önce yeme içmeden bahsettik. Ağır yememek gerekiyor. Yani zaten kalbin iş yükü bu süreçte artıyor. Kalbin iş yükünü artıracak işte ağır gıdalar, sindirimi zor gıdalar ya da işte ağır yemek, bütün şeyleri yememek gerekiyor. Sıvı tüketimi konusunda mutlaka kontrollerinde doktorla iletişim halinde günlük sıvı ayarlamaları yapılarak ona mutlaka uyulması gerekiyor. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız ve vermiş olduğunuz bilgiler için kardiyolog Profesör Doktor Hasan Turhan bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hocam çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sizlere de iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.